Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. TYT dil bilgisi karma testlerini çözmeye devam ediyoruz bu seride. 10 tane sorumuz olacak. İnşallah sizin için iyi bir tekrar olur diyerek hemen sorularıma başlıyorum. Soru 1. Hangisinde yer alan A6 çizili sözcükte değerlerinden farklı bir ses olayı vardır denmiş. A şıkkında kahrolan kelimesinin ilk halini söylediğimiz zaman kahır olmak yani ı'nın düştüğünü görüyoruz. B şıkkında fikri derken i'nin düştüğünü görüyoruz. A ile B aynı bakın. C şıkkında küçücük derken bunun küçükcük olurken k'nin düştüğünü görüyoruz. A ile B'den farklı gördüğünüz gibi. D şıkkında ilerler misiniz derken bu ilerilemekten ilerlemek iyi düşmek oluyor. Yani ün düşmesi. E şıkkında devrimde malum devirmekten devrim oluyor. Yani burada A, B, D, E şıklarında ünlü düşmesi var ama C şıkkında ünsüz düşmesi var diyoruz. Soru 2 hangisinde türemiş sözcük yoktur? Yani türetme yani yapım eki almış sözcük alan bir kelime yoktur demek istiyor. Burada en kolay anlayabileceğimiz örnekler üzerinden gidiyorum. Savaş dönemin yarattığı yıkımlar. Bakın yıkımlar kelimesini tahlil edebiliriz. Yıkım yıkmaktan gelir. Yıkmak diye bir kelime varken Türkçe'de yıkım yeni bir kelime olmuş. Bu yapım ekidir. A'yı eliyorum. B şıkkına geldim. Bu zengin çerçeveye çekim eki sahip. Geç roman ın çekim eki. Merkez in de çekim eki. Aşk var. Yani yeni kelime yapan ekler yok. Cevap Bursa. Ama diğerlerine bakalım. C şıkkında nerede mesela taşındıkları var ya. Taşımaktan taşınmak yeni bir kelime. D şıkkına bakalım. Şöyle hemen uyum var ya uymaktan uyum yeni bir kelime olmuş. E şıkkına bakalım. Okur var ya okumaktan okur. Hadi onu görmedik. Eşlik, eşlik yani yeni bir kelime olmuş. Onun için cevabımız net bir şekilde Denizli. Pardon Bursa. Soru 3. Hangi yer alan birleşik fiillerden hangisi oluşum bakımından farklı? Bu konuyu ben özel olarak anlatmıştım. Yani birleşik eylemler diye bir videom var. Burada şeye bakalım fiilde yapı diye videom vardı. Oraya bakmak lazım. Birleşik eylemler kendi içinde üçe ayrılır. Kurallı birleşik eylemler. Kurallı birleşik eylem var. Diğeri yardımcı birleşik eylem var. Bir de anlamca kaynaşmış birleşik eylem var. Eğer bunları hatırlamıyorsak burayı çözemeyiz ama hatırlıyorsak kurallı bileşik fiillerin fiil artı fiil olduğunu, yardım bileşik eylemlerin isim artı etmek, olmak, kılmak, buyurmak ve eylemekten oluştuğunu hatırlarız. Anlamca kaynaşmış bileşik eylem de bu ilk iki maddeye uymayanlardır arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. A şıkkında fark isim etmek eylem. Yani şuna girdi arkadaşlar. Yardımcı bileşik eylem. Peki B'ye geldim. Mektubu dün akşamdan beri arıyorum. Ama bir türlü bulamadım. Bakın bulamadım buranın birleşik eylemlerin en önemli tuzağıdır. Olumluya çevirelim bunu. Bulamadığımın olumsuzu var. Olumlusu bulabilmektir. Bulabildiğim yerine bulamadım diyor. Bakın burada olumlu söyleseydik fiili ne olurdu? Bulmak bilmek fiil artı fiil olurdu. Yani kurallı olurdu. Burada İkinci eylem düşse bile biz bunu düştüğünü hatırlayacağız. Ve yine ne sayacağız? Kurallı birleşik eylem sayacağız. Yani burası ne oldu? Kurallı birleşik eylem oldu. Peki C'ye bakalım. İki haftada süre gelen diyor bakın. Sürmek gelmek. Fiil artı fiil. Kurallının süreliğine giriyor arkadaşlar. Kurallı. Bir defa B ile C aynı. D şıkkına gelelim. Gelebilmek bakın. Gelmek bilmek. Fiil artı fiil. Bu da aynı. E şıkkına geldik. Kaçı verdi derken kaçmak vermek. Bu da aynı. Yani fiil artı fiiller var. B, C, D, E şıkkında. Ama A'da isim artı yardımcı eylem var. Onun için cevabı A diyoruz. Soru 4. Hangisinde tamlayanı ve tamlarını yer değiştirmiş isim tanımlaması vardır? Bu yer değiştirme olayı belirtilde olur arkadaşlar. Bu bir. Unutma. Bir de bu tip sorularda benim taktiğim şudur. %98 tutar arkadaşlar. Satır sonunda in ararım. A'da yok. B'de yok. C'de var. D'de var. E şıkkında yok. İki şıkka indim. Peki dönelim şimdi tanımlamamıza bakalım. C şıkkında ne için neyim zamanın diyor. Yani zamanın içi.
Normalde biz bu tanımlamayı nasıl öğrendik? Pencerenin perdesi, kapının kolu, zamanın içi. Burada ne olmuş? Tanımlayanı ve tanımlananı yer değiştirmiş. Yani cevap kesinlikle C. Peki denizi nasıl ederiz? Başımızın üstünde bir bulutun, bulutun neyi? Bulutun gölgesi. Burada yer değiştirme değil, araya sözcük girme var arkadaşlar. Onun için cevap gördüğümüz gibi şey oldu. Soru 5. Burada hangisinin yüklemi yapacağı farklı diyor. Yüklem yani bir kelime yapısı oluyor bize. Basit, türemiş ve bileşiğe bakacağız. A şıkkında bulunuyor derken bulunmak yapım eki almış türedi. B'de hakim olmak isim artı et ol kıl buyur eyle. Biraz önce zaten çözmüştük. Bu birleşik oluyor. C şıkkında katmak katılmak türedi. D şıkkında kurmak kurulmak türedi. E şıkkında anmak anılmak türedi. Onun için cevap çıktı ortaya. Bursa diyoruz. Soru 6 hangisinde sırasıyla öge dizilişi verilmiştir denmiş. Burada öyle yani yükleme bak uğraşma. Bir defa çizerek okuyup çizmek lazım önce. Soruyu sonra sorarsın. Oya Akçizmeci'nin ikinci romanı Saçlarımdaki Rüzgar buraya kadar birlikte. Genç sanatçının hırslarını, iç dünyasındaki karmaşanın özel ilişkilerine nasıl yansıdığını, bak hırs yansıdığını buraya kadar birlikte tarihi bir çerçeve içinde sunmak buraya kadar dahil. Şimdi bakabiliriz artık. Sunuyor yüklem. Sunan ne diye sorduğumuzda rüzgar olan kısım yani ikinci romanı Saçlarımdaki Rüzgar. Özne olmayan şıklar gitti. Peki neyi sunarmış arkadaşlar bu roman? Nokta nokta nasıl yansıdığını bakın iyi halinde bir öge var. Belirtili nesne olur. E şıkkı gitti. Peki nasıl sunarmış? Tarihi bir çerçeve içerisinde sunmak. Önde bir de zarf cümleci var. Ama B şıkkında bakın yok. Cevap A oluyor. Evet soru 7. Karma bir sözcük türü sorusu gördüğünüz gibi. Hangisi yoktur denmiş. Bağlaç var mı diye bakıyorum. Kapaklar size bir kitabın ne olduğunu söylemezler ama derken bağlaç. İşaret zamiri var mı diye bakıyorum. İşaret anlamlı kelimeyi bulacağım önce. Onun var. Hemen okuyorum. Bu o kelimesi kişi zamiri de olabilir. Onun için insanın yerini tutmaması gerekiyor. Kapaklar size bir kitabın ne olduğunu söylemezler ama onun yani kitabın nasıl bir kitap olduğuna dair fikir verirler. Onun için kitabın yerini tutmuş bu da doğru. Ek eylem demiş. Ek eylem nedir? Yüklemde olur genelde SSA harici. İsme gelir yüklem yapar. Fiile gelir bileşik zaman yapar diye biliyoruz. Nitekim son kelime bakın. Nedir? Yok. İsim soylu bir kelime. Yokturlar. Onlar yokturlar derken. Burası ek eylemin geniş zaman ekidir. Bu da doğru. İki şıkka indi. Sayı sıfatı ve sıfat fiil. Burada sayı anlamlı kelimeler bir ve biri var gördüğünüz gibi. Bu bazen belgesi sıfat da olabilir içeride sıfatken. Beklesin. Sıfat fiil var mı? Bakın o daha kolay. Çünkü olduk unu anası mezar dikecekmiş de gidik. Yine olduk unu derken bakın var yine. Kesin gitti. Buradaki birler bir sayı belirtmekten ziyade herhangi bir anlamında olduğu için buna bir sayı sıfatı değil belgesi sıfat demeliyiz arkadaşlar. Onun için cevaba D diyoruz. Soru 8. Yazım yanlış hangisinde vardır diyor. Bir defa burada dikkat. Daha dakika bir gol bir derler ya. Osman özel isim. Osmanlı derken bakın. Özel isme gelen bir yapım eki varsa. Bu yapım ekleri kesinlikle nasıl yazılmak zorunda? Bitişik yazılmak zorunda. Yani bu bariz bir hata. Cevap çıktı ortaya. Ama burada birkaç şıkkımız var. Değerlendirmek istiyorum. Mesela bu D'da. Burada kural işletmeyin. Mesela yok çıkarma falan değil. Bir defa eğer bu bitişik yazılacaksa isim soylu bir kelime olması lazım önünde. Haleki ise ismin halidir bu. İsme gelir yani. Çıkarmışsa bir fiil olduğuna göre zaten ayrı yazılır. Doğru. Yeylemişte de sorun yok. Benimsemesinde diyor. Yani neyde derken bu. Haleki belli. Batıya derken batı eğer Avrupa yerine kullanıyorsa özel isimdir büyük başlar. Artı buna gelen çekim eki de malum ayrılır. Bu da doğru. Yani cevap gerçekten de A'dır gördüğünüz gibi. Son iki sorumuz kaldı. Hangisi de yazım yanlışı vardır denmiş. Dünyaca ünlü Çek yazar Karel Kapek 21'de robot kelimesinin ilk kez kullanıldığı bir bilim kurgu oyunu yazmış.
ve oyunda makineleri anlatmıştı. Acaba bilim kurgu ayrımı bitişik mi kafana takılabilir? Beklesin. Çünkü diğer şıklarda bariz bir hata bulursak demek ki bu doğruymuş demek zorundasınız. B şıkkına bakalım. Hollanda'nın Lahey kentinde harf tekniğiyle şifrelenerek katlanan mektubun gizemi ışın tarayıcısı yöntemiyle 300 yıl sonra çözüldü. Burada bir şey yok. C şıkkına geldim. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi diyor. Bakın bir önceki tarama, D-Big tarama testinde buna benzeyen bir sorumuz vardı. Unutma, il, ilçe, köy, belde, kasaba gibi kelimeler yanında isim olsa bile küçük başlayacak. Dolayısıyla Viranşehir ilçesindeki i küçük yazılmak zorunda. Mahalle, sokak, meydan, bulvar, cadde olsaydı büyük olurdu. Onun için burası bariz. Demek ki bilim kurgu da nasıl yazılıyormuş ayrı, bunu da hatırlamış oldum. Peki son sorumuz. Bu sefer virgülün kullanılmayacağı yer sorulmuş. Ki bunu ÖSYM zaman zaman yapıyor son yıllarda. İyi bilmemiz gerekiyor. Hemen bakalım A'dan. Yaşar Kemal demiş. Baştaki özden sonra virgül olabilir. Doğru. 6 Ekim 1923 tarihinde Adana'nın Hemite köyünde dünyaya gelmiştir. Tarihinde deyip duraklayabiliriz. Koymasak da olur ama koysak yanlış olmaz. 3'e gelelim. Nüfus cüzdanını ilkokulu bitirdikten sonra aldığını söyleyen yazar virgül nokta nokta olduğunu ifade etmiştir. Yani yine özneden sonra baştaki özneden sonra virgül kullanabilir. Bu da doğru. 4'e geldim. Bu tarihin de hatalı olabileceğini belirterek diyor. Bakın aman ha. Zarf fiillerden sonra virgül gelir gelmez olayında bir problem bir maddemiz var. Burada virgülün olup olmayacağını anlamak için zarf fiilin olduğu cümleyi tara. Bundan sonra başka bir zarf fiil var mı? Yok. O zaman kural kesin. Bir tane zarf fiil olan bir cümlede o zarf fiilden sonra kesinlikle virgül gelmez. Birden çok olsaydı ilkinden sonra gelebilirdi ama bir tane ise o bir tanenin sonuna virgül olmaz. Peki 5'e bakalım hemen. Köylülerin yayladan döndüklerinde doğduğunu, bunu da Ekim ayında denk geldiğini, bakın doğduğunu geldiğini eş görevli, o da virgül. Onun için burada bariz ama güzel bir soru olmuş, güzel bir hatırlatma olmuş arkadaşlar. Denizli oluyor. Evet, bir dil bilgisi taramamızın sonuna geldik. Sonraki serimizin videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.